Şarkıcı Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Şarkıcı savunmasından bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmadan ibaretti dedi. Gülşen'in yargılandığı davada verilen ara kararla en yakın karakola imza verme şeklindeki adli kontrol kaldırılırken yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Ünlü şarkıcı Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında dediğimiz gibi hakim karşısına çıktı efendim. İstanbul Ataşehir'de verdiği konser sırasında İmam Hatip liselilere yönelik sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dava açılan Gülşen Çolakoğlu ilk duruşmasına çıktı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu ve 14 şikayetçi katıldı. Birçok gazeteci ve vatandaş duruşma saatinde adliyenin önündeydi. Gülşen için adliye koridorunda güvenlik bariyerleri konuldu ve sanatçı kimseye görünmeden mahkeme salonuna alındı. Duruşma sonunda da Gülşen hiçbir gazetecinin sorusunu yanıtlamadan aracına binip gitti. Gülşen'in savunmasında ben bütün bunları hayatta Gülşen olarak var olmanın cezalandırılması olarak görüyorum dediği öğrenildi. Ayrıca herkesten özür de dileyen sanatçı beraat edeceğine inandığını ifade etti. Gülşen'in yargılandığı davada verilen ara kararla en yakın karakola imza verme şeklindeki adli kontrol kaldırılırken yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da AK Parti Bismil ilçe başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti. Soylu, Erdoğan büyük bir zihniyet devrimi yaptı dedi. Tayyip Erdoğan büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Artık insanlar kendilerini istedikleri gibi ifade edebiliyorlar. 300 yıldır ilk kez bir fırsat yakaladık. İlk kez Avrupa'yı, ilk kez Amerika'yı böyle yakaladık. Ne yaptığını bilmiyorlar. Ne ortaya koyduğunu bilmiyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. İlk kez makasımızı kapatıyoruz. 200 yıllık planlar yapıyorlar. 50 yıllık planlar yapıyorlar. Hadi yapsınlar 50 yıllık, 100 yıllık planlarını. Ya sen önünü göremiyorsun ya. Avrupa Birliği yöneticilerinden Borrell diye bir adam var. Diyor ki enerjiyi diyor Rusya'ya bağlamışız diyor. Silah ve güvenliği Amerika'ya vermişiz diyor. Üretimi de diyor Çin'e bağlamışız diyor. Üçü de gidince cıbıldak ortada kaldık diyor. Cıbıldak. Hani ne oldu 50 yıllık 100 yıllık Avrupa'ya? Biz bugün ayakta mıyız? Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye bunlar ömrü billah gelmezlerdi. Gıda krizinin çözülebilmesi için. Nasıl tıpış tıpış geldiler?